Yani aslında Rojava'ya yönelik saldırıları biz 2015 sonrası özel iktidarın 2015'ten sonra devreye koyduğu savaş konseptinin bir parçası olarak görebiliriz. 2015'ten sonra Türkiye'de ve Rojava'da savaşın şiddeti çok tırmandı. Türkiye 2015'ten ve 16'dan sonra özellikle Rojava'ya yönelik saldırılarına başladı. Bu saldırılar 2018 Afrin saldırısı sürecinde ve Serekaniye saldırısı sürecinde çok daha fazla arttı. Özellikle 2018 Afrin sürecinde örneğin Afrin'de saldırıdan önce orada yaşayan Kürtlerin oranı %80 ve 90'lara yakınken saldırı sonrası oran yaklaşık %10'lara 15'lere düşmüş durumda. Bu da o saldırının sonucunun aslında oradaki demografik yapıyı amacının daha doğrusu demografik yapıyı değiştirme olduğunu bize gösteriyor. Yine 2019 Serekaniye saldırısında yine yoğun bir hak ihlalleri, yoğun hak ihlalleri yaşandı o süreçte de. Türkiye o savaş konseptinin bir parçası olarak tabii ki Rojava'da var olan bir statü var. Bu durumu kabul edemediği için, bu durumu kabullenmediği için oraya yönelik saldırılarını arttırdı. Daha sonra son birkaç yıldır özellikle silahlı insansız hava araçlarıyla oradaki sivil yaşam hedeflerini, yaşam alanlarını bombalamaya başladı, hedef almaya başladı. Bunları bir bütünen değerlendirdiğimiz zaman aslında bu saldırıların amacı Rojava'da oluşturulmak istenen, Ortadoğu'ya örnek olan ve yeşeren, filizlenen o özgür yaşam modelinin hedef alınması. Türkiye bu saldırılarla bunu amaçlamaya, iktidar özellikle bu saldırılarla bunu amaçlamaya çalışıyor. Son dönemlerde özellikle SİHA'larla, silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda biz birçok kişinin yaşamını yitirdiğine şahit olduk. Türkiye özellikle 1 Ekim'den sonra ise çok yoğun bir saldırıya başladı. Nitekim 4 Ekim'de Hakan Fidan kendisi bir açıklama yaptı. Açıklamasında işte altyapı ve Rojava'ya yönelik şunları ifade etti. Altyapı ve üst yapı tesislerinin, enerji tesislerinin bundan sonra güvenlik güçlerinin topyekün meşru hedefi olacağı tarzında bir minvalde bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra Rojava'ya yönelik çok yoğun bir saldırı başladı. Toplam tabii ki oradaki Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi'nin açıklamasına göre bilançosu çok ağır olan bir saldırı. 580 hava saldırısı yapmış sadece bir haftalık süreçte. Bu 580 hava saldırısının yapılan yerlerde 18 su kuyusu, 11 tane elektrik santrali, işte petrol rafinerileri, 2 tane hastane ve okulların bulunduğu birçok yaşam alanı hedef alınmış durumda. Şimdi dediğimiz gibi bu saldırıların amacı aslında Rojava'yı nefessiz bırakmak ve orada gelişen o statüyü ortadan kaldırmak. 21. yüzyılda da Rojava'ya saldırıların esas amacı aslında 21. yüzyılda da Kürtlerin statüsüz bırakılmak istenmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde özellikle kendisi de dile getirdi, kendisi de itiraf etti. İşte bir merminin fiyatı ne kadar siz biliyor musunuz tarzında bir açıklama yaptı. Kendisi aslında bütün ülkenin kaynaklarının savaşa ayrıldığını, savaş bütçesine ayrıldığını itiraf etmiş durumda. Yani son duruma baktığımız zaman halkın durumu hiç iç açıcı değil. Tabii ki bu savaş politikasının bir sonucu. En son Aile Bakanlığı'nın kendisinin yaptığı bir açıklama var. İşte elektrik faturasını ödeyemediği için bakanlıktan yardım isteyen hane sayısı 5 milyona ulaşmış. Bunların tamamı tabii ki Türkiye'nin Kürt sorununu güvenlikçi politikalarla, savaş politikalarıyla çözme amacının ve gayesinin bir parçası. Tabii ki bu Rojava'ya yönelik bu saldırılar aynı şekilde Kürtlerin kimliğini inkara dayanan bu iktidarın bu politikasına karşı sorunun demokratik yollarla çözümü noktasında çağrıcı olmak ve bunun için çaba göstermek gerekir.